Ben buna giriyorum. Advantage yok. Hit var ve dead var. 6-6. 3+3. Bu da sneak atak zarı direkt 6 geldi, indirdi. Güzel. Neyi guard ediyorlar? İçeride bir şey var. Bir girin bakayım içeriye. Bir takım sandıklar, bir şeyler. Şimdi ben bir guidance yapayım size. Lidda. Investigate. Lidda bu nedir? Bir takım sandıklar, mandıklar. Grimhaven damgası yok. Bunlar kaçak iş. Peki şurada ne var? Bu ne kadar sürüyor bir de? Bir dakikadan az. Bu da bir sürü silah milah. Şu şey bitmeden bak yapmaya çalışıyorum. Sonra bakarız silahlara milahlara. Bir takım potion of healing falan. Güzel aletler. Peki başka bir şey? Yok. Peki. Damgalanmamış, gümrük vergisi ödenmemiş kaçak mallar var burada. Silahlar, milahlar bilmem ne. Benim guidance'ım bir dakikadan az diyor. Yani böyle bir araştırma yapacağımız zaman guidance deyip hemen lidde her yere bakıp sonra ne yapacaksak yapmalıyız. Şimdi gelelim. Neymiş bunlar? Fighter. Tordek. Nedir abi bu silahlar? Ne var orada? Bolt. Ne oldu? Guidance geçti galiba. Acayip bir ses duydum, korktum. Bolt lazım. Lidda, boltları al. Crossbow bulabildik mi bilmiyorum ama bu bir longbow bir kere. Miali al longbow'u. Zaten Lidda kullanamaz ama elf olduğu için Miali kullanır. Okları da al. Bunları kullanırız. Bunlar longsword mudur? Bunlar bizim bir işimize yaramaz. Jozan kullanamaz. Thor'dakin işine yaramaz. Great sword var orada. Ama great maul'umuz var zaten. Short sword dagger var elimizde galiba. Miali'nin kendi short sword'u da var. Hani çok lazım değil. Breastplate AC-14. Scale mail'de AC-14 herhalde. Ya bilmiyorum, bir bakarız, al sen. Studded nedir? Güzel. Aha crossbow. Heavy ama. Heavy crossbow o kız kullanamaz ki Lidda. Deneyeceğim ama kullanamaması lazım. Bu nedir? Oo, half plate AC-15. Bak bu güzel işte Jozan. Dexterity'de izin veriyor biraz. Sen bunu al abi. Studded nedir de güzel. Bir de studded nedir al. Close. Bak bakayım. Şimdi şunu bir görelim. Sen bir fazla ağırım dedin çünkü zırh... 3 tane zırh taşıyor çocuk. Breastplate azıcık onu. At bunu. Şimdi bununla kendi zırhını +1 armor. Protection, stealth, deception. Hepsi aynı. Tamam. Alt plate'ini giy. Çok güzel. Bunu da at. Gayet başarılı. +1 AC. Çok iyi. Sana longbow buldum. Bu longbow ile shortbow farkı, birisi D6 birisi D8, tamam. Shortbow'u sana vereceğim ve okla, bir ok kendime alacağım, bir ok sana vereceğim ama sen sanıyorum şimdi bunu kullanamayacaksın. Lidda is not proficient. Evet, bunu at. Yayı al eline. Ama boltlar kalsın çünkü sen crossbow kullanırsın. Ok, okları Miali, boltları sen kullanırsın bulduğumuz iyi şeyleri ama şu anda sana crossbow bulamadığım için bunlar kalsın. Ayrıca bu daggerlara senin ihtiyacın yok. At bunları, ağırlık yapıyor. Studded nedir? Buldum. Bu iyi. Giy bakayım. Güzel. Güzel. O leather armor'ı atmayalım. Miali'ye verelim. Miali giyebiliyor çünkü galiba. Şu anda giyemiyor ama level atlayacak, giyecek. Bu giysilerini at, önemli değil. Ne oldu yani? Half plate bulduk, çok önemli. Longbow bulduk. İyi stalladır bulduk. İyi. Üçü de çok iyi. İki karakterimizin AC'si bir arttı. Bir karakterimizin damage'i bizar yukarı çıktı. Bunların hepsi çok güzel. Yalnız rest edemiyoruz. Burası neresi? Bu Inquisitor Martinez Jory'yi öldüren herif burada mı? Buradan gidiş yok. Bakın orada tuzak var, haberiniz olsun. Ve o tuzağı biriniz basacaksınız. Tordek sen basacaksın tuzağı. Çünkü hit point'in var ve şeyin var. Second wind'in var. Bastı vallaha. Emindim yav.
Ne save Dex save. Thordek yerine Lidda gitse o save tutabilirdi. Çöktü tepeme bir şey. 6 damage yedim. Ya bu da çok belliydi. Tavan şey olmuş diyor. Burada zar attı bir durup dururken bilmem ne. Durup dururken zar atıyorsan bu oyunda. D&D'de. Bilenler bilir. Kullanacaksın. Ben bu second wind'i açtım. Verdiğim hit point'i geri aldım ama başka dudak varsa onu bilmiyorum. O yüzden Lidda sen öne geç artık. Sinsi'ye bağla. Benim second wind'im bitti çünkü. Dex save diyor. Allah be. Yedim 5 damage'i ve Dex save attım. Success'le 5 yedi. Anam 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 anam. Neymiş o damage ya öyle? 2d10. Bunu görsem Lidda'yı getirmezdim buraya. Ama yok, doğrusu Lidda. 2d10 attı. 11 vurdu. Bölü 2 sayesinde Lidda düşmedi. Ama 4 hit point'i kaldı. Lidya bir healing remedy bir şey. Senin cleric şeyin kalmadı değil mi Jozancığım? Kalmadı. Abi 4 çok kötü. 4 d6 ile gidiyor. Bunu böyle bastığım zaman heal adır. Böyle bir şey yapacağım. Lidda artık yeter. Resource. Bir dakika arkadaşlar, orada başka bir paket vardı ya. İçinde healing potion görmüştük. Alo. Allah Allah. Zırhları mırhları görüp koştunuz oradan dışarı. Şimdi aklıma geldi. Allah'tan healing potion diye düşündüm de. Salak salak bastık gidiyoruz. Kim bilir burayı izlerken YouTube'da neler olmuş olacaktır. YouTube'da izleyenler, aklıma geldi. Döndüm. Yemeğimiz var mı bilmiyorum. Bir kere şu healing potion Thordek. Al. Sen küçük healing potion'ını Jozan'a verirsin. Bir takım magnezyum ve blood daffodil ve şey mangri var. Bunların hepsi basic güzel şeyler üretmeye yarıyorlardı. Bunları Miali'ye alıyorum bu tür şeyleri. Bu bir herbalizm kit. Jozan anlıyordu herbalizmden. Scroll kit de var bunlar galiba da aldım. İkinci bir tiyutuza gerek var mı bilmiyorum ama hani düşürürüz. Aldım şimdilik. Şimdi yiyecek toplamak istiyorum. Jozan 5 tane. Thordek 5 tane. Thordek 5 tane daha da. Thordek dağıldı. O zaman Thordek. Bunu bıraksan sadece yetmez. O 5 tane daha alma abi. Ama bu healing potion çok önemliydi. Bu kaç iyileştiriyor? 2d4. Güzel. Bu 1d. 1d4 abi bu. 2d4 önemli. Bu level'da her şeyi saymak zorundayız. Bunu da at aşağı. Senin elinde zaten herbalizm kit varmış. Bunun fiyatı nedir? Ya at gitsin bunlar. Sonra karışmasın ortalık. Herbalizm ve scroll kitlerim varmış zaten. Burada ne var? Scroll kit var. Abi 3 tane Thieving Tool'a gerek yok. Şu giysiyi de at. Bu ne? Antitoksin. Bu ne? Toksin. D4 ek damage. Yani zaman bulursa olur. Bu o şeyi oraya sürmek zaman alıyor yani. Tamam. Biz buraya niye geldik? Healing potion hatırladığım şey. Şimdi devam ediyoruz buradan. Yalnız bak, oyun. Resource'lar tükendi. Spell'imiz yok. Yok. İki caster'ımda da spell yok. Potion'un bir tane adam gibi potion'um var. Beni zorlama artık oyun. Artık bundan sonrası gerçekten zor olmaya başlayacak. Şu anda Inquisitor Martinez'le dövüşe girsek elimde spell yok. Oyunun da amacı bu zaten. Benim resource'larımı bitirmek. Jozan aç bakayım kapıyı abi. Böyle bir yer. Biraz girelim içeriye. Lidda azıcık öne çık. Burada birisi var mı? Buradan bir gidiş var mı? Var. Örümcek. Örümcekler var burada. Thordek. Poison resistance olan. Burası ne? Kapıyı açacağım şimdi. Biz Engizitör arıyoruz. Engizitör örümcek değildir herhalde. Thordek aç bakayım şu kapıyı. Nasıl no pet? Abi. İskeletor. Kaç tane? Anam anam anam, Allah'tan şeyiz. Arkamızda var mı? Yok. İskeletler.
Jozan Fernandes'in var senin değil mi? Abi şu andaki pozisyonumuz iyi. Böyle iyiyiz. Burada duracağız. Lidya yaya geçip görünmez iken hazır. Yani okla iskelete ne yapılır? Bilmiyorum ama stealth olacağı için iyi atıyorum. Yok değil mi arkamızda? Yani bilmiyoruz ki yerlerini. İnşallah arkadan gelmezler. Hazır yakaladım. Tak. 9-1 ölmedi. 12 filan pointi var. Lidya'yı görmedi. Peki. Lidya örümceklerin arasında saklanma ya istersen. Hani yağmurdan kaçarken doluya tutundum diye buraya girip göz göre göre örümcek alanın içine girme. Şurada bir yerde gizlenmeye devam et. Dön. Ya gördük aman. Daha gitmeli misin? Vuramadı Tordek'e. O güzel. Bu herhalde vuramaz. Çok yürüdü. Şimdi arkadaşlar ben bekliyorum. Daha turnan dedim. Var mı benim? Yok ki. Vay nasıl ya? Ya birinci level'ımız. Vuruyorum ama buna. Vulnerable. Vulnerable. Double damage mi demek? Double damage yerim. Tamam. O güzel. İkimizde de double damage var. O iyi. End turn. Arkada kalanlar herhalde giremeyecek bize. Ama ben dövüşmeye başlıyorum burada. Kontrolümüz 10 vuramadı. Kontrolümüze gidiyor kavga. Arkadan gelen olmasın. Dikkat edin sadece. Miali senin ne yapabileceğini bilmiyorum ama Çiltaş eskiden undeadlere vurdu ama eskiden dediğim 20 yıl önce. Şimdi öyle bir şey yok. Ama mesela şu Acid Splash ikisine birden. Evet. Ne oldu? Birisi Dex Save'i tutturduğu için damage yemedi. Öbürüne de bir attık sarı galiba. Peki. Geliyor. Senin hızlı saklanmaca falan kuralın da yok değil mi şu anda? Yine de vurursan hani tamam stealth, şunu vurursan mesela sneak atak öldürür. 9. Şimdi hide edemeyeceğiz tabi. Hızlı hide da henüz yok. Uf. 10 attı ya. Crit ne oğlum? Crit ne oğlum? Ben burada bir tornado atıyorum artık. Nereye atıyorum? Tornado dedim varmış gibi konuşuyorum ha. Şuna bir vur. Ben bunu vulnerable dead yaptım. Abi crit attı. Ay ya. Bu da Tordek'e vurursa Tordek düşer. Onun yerine Jozan'a omuz atmaya çalıştı. Olmadı. Orada içeceksin o potion'u. Yok çare kalmadı. İç potion'um. Turn. Ne kadar büyük resource kaybı aslında. Ne yapalım? Vururlarsa ineceğim abi. Chill touch. Ya okla da olur. Coverları var ama. Coversız atacak bir yer. Buradan filan Lidde coversız atıyordu. Ha coversız. Buyurun. 14. Vurdum. Güzel. Abi artık buradan ok yağdırıyoruz. Çok tehlikeli. Riske girilmeyecek yerlerdeyiz. 11 vurmaz herhalde. Abi bir daha mı damage yedin? 16 ile Tordek'e nasıl vuruyorlar? Ha, 16 değil mi? Chainmail 6 veriyor. Devamı damage yiyorsun Tordek. Sinir ediyorsun beni. Kim oynayacak benden sonra? Bu henüz oynamamış. Vur ona belki indirirsin abi. Tordek'i devirecekler. İndiremedi. 12 hitpointle bir kaldı. 13 hitpointleri var. Tordek. Ne yani Jozan'a vurdu iyi bari. Tordek yapabileceğimiz bir şey yok senin için. Kim oynamamış olan arkadaki? Vurdum ne yapalım artık? Vurdum. İndirdim. Çekilirsem opportunity diyeceğim. Çekilmezsem bu gelip vuracak. Her şartta vuracaktır. Ha bir tek kritlersem sanmıyorum. Ben burada ready action range attack diyorum. Şuraya geldiğinde bakalım. Atamadım. Bu vuramadı ama ben attım. Ama sonra attım. Güzel ok attı. Pardon, 6 olan Tordek'miş. Ben de yaralı niye düşmedi diyorum. Çünkü o Tordek yaralı olan. Abi ne zor birinci level. Abi işte hangisine vurursan. Şuna vuracağım. Bu oynayacak çünkü. Vuramayacakmışım. Arkadaşlar biraz ne olur konsantrasyon. Karşılıklı beceriksizlik zarları.
Bu mu oynayacak şimdi? Şu oynayacak. Al. Abi kimse kimseye vuramıyordu. Sen şunu indirebilirsin. Bunu indirebilir misin bilmiyorum ama iyi zarla indirirsin. Power'ım var diyor. Buradan var mı? Yok. Bunlar 12 hit point'im. 13 hit point'im ne var? Senin o D8 artı 3'ün Ozar'ı atabilir. At bakayım ne olacak. Kritlersen zaten olur. Çok güzel. Çok güzel Miali. Ben de şunu indirsen mesela ne kadar güzel olur. Kritler geliyor. Arda arda kritliyorlardı. Jozan halkanın malkanın da var. Geldiğiniz anlayın. Sen oraya gidince yanar o ışık gelir oraya. Hı? I am unbeatable diye bağırıyor ukala Jozan. 15'i yedi kafasına. I am unbeatable diye bağırma işte. Animasyonlar bozuk bir şey oldu. Maul'un animasyonuyla ilgili bir sıkıntı oldu ama kombatı aldık. Ama artık bunları kür edecek bir şeyimiz gerçekten kalmadı. Bu ne? Burada cure wounds falan var mı? Okları alalım tabii de. Bu nedir? Başka bir leather armor. Siyah leather armor. Bilmiyorum onu da ben şu anda. Siyah leather armor'ı. Bir fark var mı? Miali sana mı vermiştim leather armor'ı? Yok be aynı şey ikisi. Bunu şu anda giyemiyorsun ama giyeceğin zaman giy diye sana vermiştik. Herhalde bir şey yok. Bu ne? Orada da bir şey var. Oraya iskelet geldi mi ki? Neyse abi bu 4 hit point 5 hit point böyle olmaz. Yok mu? Kalmadı mı potion'ımız? Şu ufaklık var. Bu kadar. Çok fena durumdayız arkadaşlar. Ben bunu içiyorum. Ama bir potion'ımız daha olmaması hoş değil. Short rest'imiz de yok. Bir tane zarımız var. Biz ne zaman level atlayacağız? Bir de nerede atlayacağız acaba level'ı? Long rest'siz level atlanmıyor bu oyunda. Şurada bir yerde söylemiyor muydu? 43. Az sonra level gelecek ama level atlayacak ortam yok. Nereye girdik? Save. Ne zormuş. Burada bir kapı gördü Jozan. Inquisitor Martinez var değil mi arkasında? Kesin. Açalım bakalım. Save ettik. Wipe olursak yükleyeceğiz. Abi kür için... Ay aman. Kür için gerçekten bir seçeneğimiz yok değil mi? Bak sonra... Ulan bu varmış demeyelim. Yok. Ha short rest ile şey gelecek. Second wind gelecek. Onu yapayım. Onun dışında kür için hiçbir şeyimiz yok. Ama bu short rest'i yapıyorum kapıda. Second wind'im geri gelecek. Bir şeydir. D10 atıyor ya. O da önemli bir şeydir. Second wind'i bas kendine. Light'ları açalım. Giriyoruz. Tordekiz Tufara Bey. Yani gerçekten zorladın oyun. Bir de bu authentic mod. Özellikle difficult falan mod da değil yani. Ama işin eğlencesi de burada tabii. Ben de kendi amuletime yaptım. Yine de wipe olursak load etmek üzere F5'e basıyorum. Lidda sen kendini gösterme. Ama şurada bir yerde gösterme çünkü... Klerik bu herif. Eğer burada o varsa herhalde o var. Aç bakalım Tordek. Hiçbir cure'umuz, bir şeyimiz, hiçbir special power'ımız kalmadı. Aç. Inquisitor Martinez. Ama combat çıkmadı. Bir dakika. O iyi. Birader selam aleyküm. A long rest. Long rest. Baba ne haber? Notunu aldık. Bir not yazmışsın.
Burayı nasıl buldunuz diyor. İyi bulduk, güzel. Gizli odaymış. Einar'a ihanet ettin. Bunlar kaçak mal. Abi biz seni pataklamadan önce neyse anlat işte. Ben bunu söyleyeceğim gerçekten. Ya abi her şeyin farkındayız. Zorlama bizi. Niye yaptın filan ama her şeyi anlat. Ağzını yüzünü kırarız dedi Linda. Uzaktan gizlendiği yerden konuşuyor. Ben sizden korkmam. Karanlık tanrılar benimle. O kapıyı açtığınızda pişman olacaksınız diyor. Karanlık tanrılar filan. Lidda en son oynadın. Yani rog başına en son oynamayı becerdin. Seni tebrik ediyorum. Miali oynayacak. Şimdi abi bu herif ne? Bu herifle ilgili bir bilgim herhangi bir şey biliyor muyum? Bilmiyorum. Chain mail görüyorum. Hayır. Half plate görüyorum. Ben bu adamı yere devirsem falan acaba ne olur? Şov. Knock prone. Yere devirsem ne olur? Bir kere bir vurmayı bir deneyeyim bakalım. Great weapon değil o. Long sword'u versatile tutuyor gibi görünüyor. Ama bu animasyonlar her zaman tutmuyor bu oyunda. Vurdum. Ağzına 16 vuramıyor. 16 vuramıyor. Arkadaşlar 16 vuramıyor. Onu bir bilin de. Kızım sen ok atacaksın ama sonra şeye geçeceğiz. Kill touch. Healing'i engellemek için. Şu anda damage vuramadığımız için sorun değil ama bu herif klerik. Healing'i engellememiz lazım. Sen ilkini ok olarak at. Bu herif bizi dövecek bak görürsünüz. Jozan. Abi tweet atmaktan vazgeçsek de şey yapsak mı? Onu da kalkanı bırakarak atamıyorum değil mi? Kalkanı bırakırsam benim AC'm 15. Bana vurur kalkanı bırakırsam. Saving throw'ları şey. Deneyeceğim be. Dex save değil mi bu? Disadvantage'da dex save. At bakayım. 6 güzel. Disadvantage çalıştı. 6 güzel. Artı 1. Dexterity'si artı 1. Bu doğru atış. Herifin AC'sini 16 ile vuramadığımız AC'ye 11 ile bu adam 7 artı 1. Hemen hemen aynı bu arada. Ya biz ona 17 desen AC'sine biz 4 ile falan vuruyoruz. 13 ile vuruyoruz. Bu da yok. Bu daha iyi. Bu daha iyi. Bir de disadvantage da var. D8 demiş. Sanıyorum bu daha iyi. Peki. Abi ama. Ah 6 yedim. 2 atak yapıyor. 2 atak yapıyor. Vış. Biz duramayız bu herifin karşısında 2 atakla. Advantage'da sneak atak. Vur bunu kızım. Çok güzel. 7-6. Çok güzel. Çok güzel demiş. Göründüm diyorsun. Ya göründün de güzel attın. Güzel attın. Yanaşıyorum. Tordek düşecek çünkü. Rapier'a geçtim. Çok güzel zar attın. Şimdi işte bu herife çil taş lazım. Ya da indirsek mesela. Bir dakika indirelim. Tordek ne diyor bu adam? Yapma ama öyle. Yapma ama öyle. Bad luck, bad luck. Gideceksin oğlum. Herif iki atak yapıyor lan. Çil taş. Hadi bakayım, hadi bakayım. Vuramadım. AC'sini mi vurmaya çalışıyorum? Taç AC'sini mi? Valla Jozan, her şey sana kalıyor. Tekrar Sacred Flame istiyorum senden. Bakalım ne olacak. 3 daha. Tordek gidiyor. Aa, vuramadı. İkinci atak vuramadı. 15 attı. Benim 16 AC'm var. Ruj kızımız gelip işte Engizdör vuramadı abi. Patetik patetik kavgalar. Hadi arkadaşlar zar atıyoruz işte zarar. Hadi Tordek. Abi çok komik bir kombat oluyor bu. Senden bir tane daha çiltaş.
Cover atılıyor mu? Cover var mı buna? Var. Ha. Cover'sız atacağım bir yer. Burası cover'sız mı? Hala cover'lı. Geçemiyoruz. Bu adamın Shocking Grasp'in şeyi var mıydı? Ben bunu deneyeceğim. Shocking Grasp metal zırha advantage'da vurur. Evet. Bir attı ya. Çekil bari, şok doldu herif. Abi ama Shocking Grasp'in bu yönü önemliydi, onu iyi hatırladım. Evet Jozan. Sacred Flame of Arun. Animasyonlu. Evet. Patetik kombatlar. Level up. Long rest. Tordek, nereden döndüğünün farkında mısın bilmiyorum. Çünkü herif sana vurup bir daha vurursa, ki bu oyunda yapıyordu düşmanlar. Vurup yerde vurursa ölebilirdim bile. Bir nefes alalım. Oh. Şimdi abi. Long rest tabii yapacağız. Yapacağız mı? Niye rest ediyoruz? Çıkıp gitsek, gerçi örümcekler falan diyor ama. Bir kere abi bir guidance'la şuralara bir bakar mısınız? Burada ne yaşanıyor? İşte anlayan kişi baksın bir yere. Gel bak. Ha yok, buraya şey gerekecek. Nedir abi? Inquisitor's Journal. Bunları Niyeli'ye almayalım, bu şeyleri. Plot şeyleri. Continue to explore the smuggling operations in the sewers. Ha, o long rest'i yapacağız biz. Tordek, oku bakayım şunu abi, ne diyor? Read. Martinez tarafından yazılmış bir jurnal bu. Bir kaçakçı şebekesi var. Tapınağın gemilerini, bilmem nelerini, tapınağı paravan olarak kullanıyor. Bu yüzden kimse vagonları, arabaları aramıyor. Tapınağı paravan olarak kullanan bir kaçakçı şebekesi. Ama ondan sonra işler boka sarıyor diyor. Özellikle de bir yerde diyor. Bu iş kaçakçılığın ötesine geçiyor diyor. Neymiş abi? Her şey yolunda gidiyor. Einar rahipleri hiçbir şeyin farkında değil. Karanlık tanrılar çok mutlu olacaklar. Evet. Efendimiz diyor, bana daha da çok şey verdi. Goblinler verdi. Goblin var buralarda, haberiniz olsun. Brokard'ı da karanlık tanrılara döndürmeyi becerdim. Brokard. Bir adam bu. Benim için çalışıyor artık. Efendimizin kapıyı açıp ölü tanrıyı canlandırma planı var Efendimizin, Master'ın. Brokard da bu plana katılmış. Brokard herhalde bir rahipti. Einar rahiplerinden biriydi. Onu da döndürmeyi becermiş. O da şimdi Master'a çalışıyor. Ölü Tanrı'yı diriltecekler. Kapıyı açıp. Daha da güçlü olarak dirilecek diyor. Peki Brokard diye bir başkası var ortalıkta. Zaten Explore the Sewers'a devam dedi. Demek ki biz bu macera Martinez'i döverek bitmedi. Ama long rest verdi. Martinez'in lootundan önce şurada bir sandık gördüm. Ona da bir lidacım bakarsan. Bir dakika. Bu galiba bu kapıyı açtı. Ha, burası guardların odası. Ora mı? Evet. Guardlar burayı guard ediyormuş. Tamam. Yok, burayı açtı galiba ya. Hayır, biz buradan gelmedik bir şey. Biz buradan geldik. Şuraya açtı. Gardlarla arasındaki odayı açtı. Demek o kavgaya herifin katılma ihtimali mi vardı? Aman Allah'ım. Zaten zordu. Ben buna bastım galiba yanlışlıkla. Şuna basayım bir de. Nasıl dying engelleniyor? Koş başına papaz. Dying değil galiba. Zehirlendi. Guided da geçti. İyi ki guide ettik yani. Constitution save poison cloud. Failure 10 damage yattı ara. Peki.
Kim bakmak ister? Jozan. Sen bakma da abi. Miyali sen. Ben de bunda Birit Point var oradakinde. Jozan da ölen olursa revive edecek. Sen bir bak bakayım Miyali. Artık herhalde trap patlamıştır. Thieves Tools olmadan açamazsın diyorsun. Bu kızı re abi o kadar komik bir durumda kaldık ki. O zaman rest edeceğiz. Bu kendine gelecek. Sandığa sonra tekrar bakacağız. Peki yerde ne var? Heavy crossbow bir tane daha. Ya bir light crossbow bulamadınız bana. Miyeli şu ingredientları sen al. Boltları da alalım. Yemek hadi al. Zaten şimdi yiyeceğiz. Short sword falan. Bir heavy crossbow daha. Bir light crossbow bulamadık ve Lidda'nın tuzağı fark edemeyip düşmesi mükemmel oldu. Valla burada kalacağız belli ki. Çünkü continue to şey diyor. Level'ımızı atlayıp. Şimdi level atlayamaz. Ben burayı bir save ediyorum. Çünkü derse ki şimdi rest dediğimde Lidde level atlayamaz. Ne yapacağım bilmiyorum ama çok sinirlenirim yani. Long rest diyeceğiz arkadaşlar burada. Lidda bir kendine gelecek. Biz önemli bir level, ikinci level. Herkes klasının ana olayını alıyor çünkü ikinci level'da. Birinci level çok zor abi. Sonrasına bakacağız. Explore edeceğimiz yerin neresi olduğunu da bilmiyorum bu arada. Galiba örümceklerin oradan devam edecek yol. Şurada örümcekli bir yer vardı. Başka da bildiğim kadarıyla bir şey yok. Şurası. Çünkü buralar bitti. Long rest yapıp şu kapıdan örümceklerin oraya gideceğiz gibi görünüyor bana. Biz long rest'i yapalım bakalım. Bu Lidda salağa ayılacak mı? Level up. Abi herhalde ayılacak ya. Bilmiyorum ki. Start long rest. Level up'larımızı yapacağız. Martinez'in ha tamam level up deyince fulleniyormuşuz zaten. Martinez'in şeyine gir yatağına yatacağız yani. Peki Inquisitor Martinez. Brocard mı dedi? Bir tane işbirlikçisi var. Level up dedim. Level up dedim Tordek'e. İkinci level fighter oldum. 10 hit point daha. Hah şöyle sayılar ya adam gibi. 24 hit point'im oldu. İki tane zar atıyorum artık. Rest'te falan da ikinci bir D10 atabiliyorum. Ayrıca Action Surge. Hah, ikinci level. Second Wind'in yanına Action Surge kazandım. Bu da çok tatlı. Fighter'a benzedim. Bu kadar. Başka bir olayım yok. Ama iki tane onluk zarla iyileşeceğim artık. O güzel. Level up. Ha bir de tabii yeni büyüler hazırlayacağız kendimize. Hiç beklemiyorduk. Preparation falan bile yapmadık. Tapınağa gittik. Adamlarla konuşacağız derken Secret Passage'dan bir girdik. Spell bile prepared değildi yani. Bir hit die daha. 17 hit point. Güzel. Acayip sun cleric'imiz. Channel Divinity'm geldi. Blind etmece ya da Turn Undead olarak. Herald of the Sun ya da Turn Undead yapabiliyorum. Güzel. Prepare Spells'e bir gelelim. Bir herhalde fazladan spell de yapabilir mi oldum? Slotum arttı herhalde. Yapacağım 2'den 3'e çıktı sanıyorum. 5 spell prepare et diyorsun. Şimdi abi Bane bayağı yalan. Burning Hands ve Fairy Fire Domain spellleri zaten duruyor ve güzel spellerik ikisi kalsın. Fairy Fire kalkanla da yapılıyor. O çok önemli. Healing Word her zaman güzel. Ama şöyle düşünüyorum şimdi. Fairy Fire zaten Concentration spell olduğu için ve benim de main domain spellerimden olduğu için ben öyle çok fazla concentration spell'i yapamayacağım gibime geliyor. Fairy Fire'a tutacağım. Healing Word'um da var. Cure Wounds'u da almasam iki tane onun yerine Inflict Wounds olur. O bayağı iyi damage vuruyordu diye hatırlıyorum. 3D10. Bu fena değil. Melee hit. Ama onu Wisdom'la yapacak. Gerçi şeye de yapar. Olabilir. Onu kullanabiliriz. Shield of Fate. Yerine Guiding Bolt. Yani Shield of Fate şöyle. Kalkanı bırakıp buna geçtiğim zaman Shield of Fate yaparsam yine kalkanlı hale geliyorum. Tabi üstüne kalkanı da çekersem çok ciddi bir dövüşçü haline gelirim. 19 AC'm kaç? 20 AC'm olur. Shield of Fate yapıp Shield'a geçersem 20 AC'm oluyor. 20 AC az değil. Ama Guiding Bolt da sevdiğimiz bir siper.
Inflict Wounds yerine Guiding Bolt alıyorum. Bu şey için işe yarar. Lidda'nın vurması falan falan için de işe yarar yani. Pek kullanacağımı da sanmıyorum. Meleğe karakteri oldum ben. O yüzden Shield of Faith'i tutacağım. Incomplete mi? Bir dakika. Ha, aman tamam, Infinite Wounds'u da al. Tamam be. Bir sürü varmış slotum zaten. Cure Wounds. Al. Şimdi alıyorum. Potion'ımız olmadığı için. Jozan. Potion bulduğumuz zaman bunu çıkartırsın ama şimdilik slotunla heal, çünkü hiç potion yok elimizde. Kombat arasında filan da, gerçi zar atıyoruz artık. Bu çünkü kombat içinde yapılacak spell değil. Bu main action'la yapılıyor. Bu bonus action'la yapılıyor. Hadi al. Protection from evil good. Bu nelere karşı disadvantage? Aberration, celestial elementals, fey, fiend, undead. Undead. Çıktı karşımıza undead. Ama bu kadar çok concentration spell. Hadi cure wounds'u aldım ben. Yeterli potion'umuz olduğunda şey yaparsın. Bu arada crafting'e basmalıydım. Bu long rest'ten önce. Hata ettim. Belki bu long rest'te bir tane potion çıkardı araya. Şimdi bari basayım da bundan sonrakini de unutmayayım. Level up. Şuradan crafting'e gidiliyor mu? Aha. Aa, yok, emir verdirtmiyor. Level up. Bir hit die kazandık. Peki 12. Tamam. Komik komik sayılardaydık abi. Sturge bir tane vurdu. Darmadan olduk yani. Fazladan slot geldim. İki tane daha spell select. Ve arcane recovery. Çok güzel. Ne kadardı o? Half of your wizard level. Yani şu anda 1. Ama 3 olunca 2 olacak. Spell slotlarımı geri almaca geliyor. Daha önemlisi tabii arcane tradition geliyor. Ben artık bir arcane archer mıydı adı? Green Mage. Arcane Archer falan değilmiş. Alakası yok yani. Green Mage oldum. Tekrar okuyorum. Bunlar şimdi bakacağım zaten. Wizard Spell'dir. Ok yapmayı öğrenirim. Light Armor giyerim. Artı 2 to hit alırım. Okla, yayla. Forest'larda da Ranger sayılırım. Tamam, biraz Ranger bir tipim ben. Next. Cantrip öğren. Öğreneyim. Cantrip değil mi? Yo, spell. Select new spells, class spells. Cantrip kim dedi ya? Cantrip diyen yok. Fairy Fire zaten atanımız var. Hunter's Mark'ı her zaman istiyoruz. Sen çünkü artık okçu oldun. Bir de bunun yanına Mage Armor istemiyoruz. Light Armor giyeceğim. Animal Friendship. Entangle güzel. Entangle. Tabii şöyle. O Hunter's Mark Concentration isteyecek. Ben dolayısıyla Concentration'la çok kasmamalıyım. Ama Entangle da çok güzel spell. Gerçekten çok güçlü spell. Fog Cloud. Bu da mı concentration? Anlamsız. Goodberry ise... Bunlar heal ediyorlar mıydı? Galiba bunlar each berry restores one hit point, provides sustenance for a long rest. Hmm. Long rest'e giderler. Şu anda o kaç tane? 10 tane mi getiriyor? Yani 10 hit point healing geliyor. Ben bunu alacağım şu anda. Prepare edeceğim. Potion olmadığı için yine. Cast edip bir 10 hit point'lik bir cure cast etme imkanım var. Sabit 10 hit point. Ulan zaten ötekisi D4. Bu bayağı iyiymiş. Arada yapılır tabii. Yani çatışma içinde yapılmaz ama arada kullanmak için potion. Bu. Potion yapıncaya kadar şimdi kullanacağım Goodberry'i. Daha sonra başka spellere bakarım. Entangle. Yani sırf şu anda kullanmak için Goodberry alıyorum. Nasılsa Wizard'ım. Spell öğrenmem kolay. Wizard spellerini scrolllardan öğrenirim. Bunları da bu Ranger Druid spellerini de level'ımla alırım diye düşünüyorum şu anda. Prepare edelim. Goodberry yapacağız dedik. Yaptık. Magic Missile tamam. Color Spray tamam. Hunter's Mark'ı bir alsak iyi olur. Shield Sleep. Bunların hepsi çok güzel. Color Spray bıraktım. Hunter's Mark aldım. Sleep, Shield, Magic Missile, Hunter Mark, Goodberry kalsın bunlar. Sleep Concentration mı? Değil. Güzel. Böyle kalalım. Hideous Laughter'da almayı isterdim ama alamayacağım. Identify prepare etmeden acaba Ritual'la yapılabiliyor mu? Bak onu hatırlamıyorum. Validate. Yapılıyorsa çok iyi. Lidda'nın level up'u.
Heh, cunning action'ım geldi. 6 hit point kazandım. Bir hit die daha kazandım ve cunning action'ım geldi. Bu çok kritik tabii bu kız için. O cunning action'larla disengage, hide şeyler yapılabiliyor. Use item yapılamıyor galiba. Use item için thief subclass'ı gerekiyor sanıyorum ama thief subclass'ı da bende zor. Ben galiba poisoner olacağım çünkü. Tamam. Ama cunning action çok önemli tabii. Her class kendi ana olayına geliyor böylece. Fighter fighter'a benziyor. Action surge'ünü alıyor. Cunning action alıyor. Özellikle rogue için çok önemli. Cunning action olmadan zor. Preparation'ları yaptık. Close. Unutmadan crafting'e geçip ha şu şeyleri okumamız lazım. Onları bilmediğimiz için. Demin belki okusam hala yapabiliyordum ya. Vay anasını. Abi bu nedir? Cure Wounds scroll yapmaca. Read. Kesin yapıyordum ha. Crafting'e de gidiyordu şeyde. Rest'te. Kesin yapardım bunları. Bu long rest'e yetişir miydi bilmiyorum. Cure Light Wounds scroll'u yapabiliyorum. Klasik oynadığımız için Light Wounds diyorum. Yeni oyunda adı Cure Wounds. Magic Missile scroll'u. Yapmayı öğreniyoruz. Magnesium, Galivan Amarant filan. Potion of Healing yapmayı öğreniyoruz. Magnesium, Galivan Amarant. Onlar bir çakışma var orada gerçekten. Bunu Thor'daki ver. Plot itemları sen toplama bari. Çünkü zaten yeterince kalabalık olacak ortalık. Goodberry, Moodberry şu anda cast etmeyeceğim. Crafting emirlerinizi vermeye gelmiştim. Cure Wounds. Bunlar ne istiyor? Blood Dofa değil, Magnesium. Magnesium, Angry Violet. Şimdi Cure Wounds scroll'u yapmak yerine potion'unu yapmak tabii daha iyi fikir ama. Angry Violet, Magnesium. Blood Dofa değil. Magnesium çok önemli. Değişik itemları Angry Violet, Angry Violet. Evet. Magic Missile'la potion çakışıyor. Magic Missile scroll'uyla Healing Potion çakışıyor itemlarda. Her şartta bir kere şu anda healing çok büyük sıkıntı. Sen bir potion. Sen de bir potion. Ne kadar zaman alacakmış bu? İki success bu. Bu da iki success. E o zaman potion'ını yap abi. Magnezyum. Şu potion'larımızı bir toparlayalım. Sonra hem potion hem magic missile scroll yerine başka iki potion yapın abi. Kimsede potion yok. Perişan haldeyiz yani. Ama artık ikinci level'ız. Ve herhalde örümceklerle dövüşerek o tarafa gitmeye hazırız. Brockhart adlı diğer, kandırılmış olan diğer rahip dışında goblinler var. Onu biliyoruz. Brockhart var. Onu biliyoruz. Oyunda diyor ki biraz daha kurcala, biraz daha bilgi topla. Continue to explore. Ama Jorin'in intikamını aldık. Ve gerçekten kaçakçıların Einar Tapınağı'ndaki bazı diplerin kaçakçılarla işbirliği yaptığını ve masterları olduğunu, bu master'ın da ölmüş bir evil god'ı da diriltmeye çalıştığını ve bu iş kaçakçılıktan çok daha ileride bir iş yani. Bayağı ciddi bir iş. Saatlerimiz henüz daha çok geç değil. Ben herhalde bu exploration'a biraz daha devam ederim ama önce bir mola vereyim. Ben bir kendime geleyim, sonra partinin kendine gelmesiyle uğraşırız. Bir mola vereceğim.